gecenizi hayırlı olsun inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Hayırlı dayımınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde diyor ki, alimlere üstünlük taslar, aptallar ile çatışma ve halkın dikkatlerini üzerine çekmek maksadıyla ilim öğrenmeyiniz. Böyle yapanların yeri cehennemdir buyuruyor. Bu hadis-i şerif aydınlatır mısınız? İnsanlar ilim öğrenmeyi günlük hayatını Kur'an ve sünnet üzerine idame ettirmek için öğrenmeli. İlmi bu noktada kendisinden talep edenlere Allah rızası için öğretmek için talim etmeli. Eğer ilmi insanlara üstünlük taslamak için, ilmi geçim kapısı yapmak için, ilmi insanların içerisinde farklı bir kategoriye bürünmek için, farklı bir kategoride durmak için yapıyorsa, öğrendiği o ilim kitap yüklü eşek gibi olacak. Ve onların cehennemlikler olacak. Allah muhafaza eylesin. O yüzden ilim ehli olanlar bu hadis-i şerifin bu kısmına dikkat etmeli. İlim cedelleşmek için, birileriyle tartışmak için, birileriyle atışmak için, birilerine üstünlük sağlamak için öğrenilmez. İlim amel etmek için öğrenilir. Allah o amellerle süslenenlerden eylesin inşallah. İnsanlar vardır, ilmi bütün insanların dikkatini kendi üzerine cem etmek için yaparlar. Mesela gider, hiç kimsenin o noktada ittifak etmediği bir şeyi yeniden iştahat ederekten, yeniden bir şey söyleyerekten bütün insanların dikkatini cem etmek için böyle bir şey söyler. İlmi bu noktada kullanır. Oysa o güne kadar İslam ümmeti o noktada mesela işte hiç öyle düşünmemiştir. Veya içinden bir tanesi kendi zamanında öyle bir çılgınca bir şey söylemiştir. Onu alıp önümüze koyarlar. Onlar da insanların dikkatlerini üzerine çekecekler. Televizyonlara çıkacaklar. Televizyonlarda program başına belli bir ücret alacaklar. İşte ne bileyim değişik sohbetlere, değişik bu noktada konferanslara davet edilecekler. Değişik sohbetlere ve konferanslara giderekten orada konferans ve sohbet başına belli bir ücret talep edecekler. Aynı şarkıcılar, türkücüler gibi onların nasıl konserden aldıkları ücret var. Bu ilim ehlinin de ettiği sohbetten, bu ilim ehlinin de çıktığı televizyondan aldığı ücretler tavan yapacak. Böylece ücreti artacak. Kitabı satılacak. Allah muhafaza eylesin. Ayet-i kerimede ben sana Rabbinin değil miyim şu anne? Evet ile cevap verildiğine dair akli delil var mı? Akli delil ayet-i kerime için yeterli. Ayet-i kerimeler akıllı insanlar için zaten. Kur'an akıllı insanlar için. Kur'an akıllı insanlar için olduğundan bir kimse, hani ayet-i kerimede var ya, ben sizden Rabbiniz değil miyim? Herkes evet dedi ya, bu ayetle sabit ya. Bunun akli delili bu. Bu noktada akli delil olarak o kimsenin kendi ilk yaratıldığı ruhların ilk yaratıldığı ana gitmesi lazım. O anı yakalaması lazım ki onun için akli delil olsun.
Bu soruyu soran kardeş bu noktada aklı buna yeterse ruhların bela dediği ana rücu edecek. Bela dediği ana rücu ederse o zaman onun akli de delillenmiş olacak. Yoksa ayet-i kerime bu noktada akli delil olarak bu noktada yeter. Eğer bela dediği anı kendi gözüyle görürse o zaman kendi aklı da onun ne yapar? Buna iman eder, buna inanır. Onun da akli delili olursa olur. Ama ümmetin bu noktadaki akli delili ayet-i kerimedir. Bir derviş tasavvuf yolunda ilerlerken nelere dikkat etmesi gerekir? İyi ahlaklı olsun, sünnet-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sımsıkı bağlansın. Kur'an'ın hükümlerine sımsıkı bağlansın. Kur'an'ın hükümlerini Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin gözlüğünden, süzgecinden, izinden, onun yolundan giderekten itaat etsin ve bağlansın. Muhammed-i Mustafa'sı sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin olmadığı yol, yol değildir. Eğer bir yol Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünnetine, kaidesine, kuralına, edebine, ahlakına uyuyorsa yoldur. Bu son zamanlarda bir sürü peygamberler çıkmaya başladı. Bir sürü nebi ve resul adı altında kendilerini öyle gösterip, öyle inandırıp sapıklığa düşenler var. Bunlara düşmeyelim. Bunlar inatla, ısrarla bir zatın Resul olduğunu iddia etmeye devam ediyorlar. O yüzden Resul de, Nebi de, Peygamber de gelmeyecektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu manada peygamberlerin sonuncusudur. Nebilerin, Resullerin sonuncusudur. Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra bir nebi geldiğini iddia eden insanlar sapıklığa düşmüş insanlardır. Kendilerince ayet-i kerimeleri kendi kafalarınca yorumlayıp işte o Resuller geldi, Resuller gönderdi ayetlerini işte İskender Evranosoğlu'na bağlayıp onu nebi gibi görüp, onu Resul gibi görüp onun peşinden gitmeye çalışanlar, gidenler var. Onların nebileri ve resulleri kendilerine olsun. Merak ediyorum. Sohbetleri de dinliyorlar. Bu sohbetleri dinlediklerine de işaret, her sohbetten sonra mail atıyorlar bana. Merak ediyorum. Yani biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diyoruz. Ne diyorlar acaba? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Nebiyin İskender Evrenosoğlu mu diyorlar? Böyle konuşmak istemezdim ama Museviler eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Musa kelimullah diyorlar. Öbür günlerde İsa ruhullah diyorlar. İbrahim aleyhisselamın zamanında İbrahim aleyhisselamın peygamberliğine iman ettiler. Musa aleyhisselam zamanında Musa'nın peygamberliğine iman ettiler. İsa aleyhisselam zamanında İsa'nın peygamberliğine iman etti Müslümanlar. Biz Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak biliyoruz.
Muhammed Mustafa'yı son nebi, son resul, son peygamber olarak biliyoruz. Böyle iman et. Ondan sonra gelecek bir nebi, bir resul, bir peygamber olduğuna inanmıyoruz. Peygamberlerin vazifesini yapan alimler, müceddidler, mürşitler gelebilirler. Bunlar var. Bunların ismi belli. Ya müceddiddir, ya mürşid-i kamildir, ya velidir, ya evliyadır, ya salih insandır, mümin insandır. Belli bunların sıfatları. Alimlerdir. Bunların sıfatları belli. 1400 yıl boyunca böyle bir şey olmamış. Hiç kimse bizim nebi geldi dememiş. Resul geldi dememiş. Şimdi çıkıyor. Kim eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyorsa mümindir, Müslümandır, başımızın tacıdır. Bunun dışında olan şeylerin hepsi de sapıklıktır. Bunun dışında olanların hepsinde dışarıdan bize müşrikler tarafından, mürtetler tarafından, kafirler tarafından, deccaliyet tarafından içimize sokulmaya çalışılıyor. Bizdenmiş gibi görünüyorlar. Oturuyorlar, iki tane ayet-i kerime okuyorlar, üç tane ayet-i kerime okuyorlar, üç beş tane bir şey söylüyorlar, hemen bir şey oluyorlar. Dolu televizyonlar, internetler, nebilerle, mehdilerle dolup taşıyor. Mürşitlerle dolup taşıyor. Mürşidi kamillerle dolup taşıyor ortalık. Dolup taşıyor. Dolu. Ve herkes mürşidi kamil. Adam televizyonda hatun oynatıyor, mürşidi kamil ve Mehdi. Ya gözümüzü soka soka yapıyorlar bir de. Hadi edep ediyoruz, hadi susuyoruz. Müslümanların birbirine düşmemesi lazım. Müslümanların birbirine atışmaması lazım. Müslüman kardeşliği lazım, uhuvvet lazım. Lan cemaatlerin arasında tartışma çıkmasın. İşte meşrep kavgası, mezhep kavgası olmasın. Sus, sus, sus. Karnımız şişti ya. Karnımız şişti. İnsanlar hadi edepsize bulaşmayalım. Edepsize bulaşarak da bize edepsizlik sıçramasın diye susuyor. Yok. Adamın gece namazı yoksa sufiliğini konuşmaz adam. Gece namazı olmayan sufiyim diye dolaşmasın ortalıkta. Haftanın iki günü oruç tutmayan sufiyim diye dolaşmasın ortalıkta. Günah kebairi açıkça işleyen bir kimse sufiyim diye dolaşmasın ortalıkta. Günah kebairi teşvik eden, günah kebairin içinde oturan, günah kebairle hemhal olan sufiyim diye dolaşmasın ortalıkta. Buna ben dahilim, herkes dahil. Kurban olsunlar sufilere. Utanan insan haftanın 4-5 gecesi derse gitmeyen kimse sufiyim diye dolaşmasın ortalıkta. Bir perşembe, bir pazartesi dersinden dersine gelen sufi adayı haftanın 4 gecesi, 3 gecesi, 5 gecesi Allah yolunda koşmayan sufiyim demesin hiçbir yerde. Hiçbir yerde demesin. Sufi Allah
Sufi Allah'a koşar. Eskilerin bir tanesi eski sufilerin ne mürşidim demiş, ne mürşidi kamilim demiş, ne veliyim demiş, ne evliyayım demiş, ne kutubum demiş, ne attarım demiş, ne pirim demiş, hiçbirisine hiçbir şey dememiş. Dolu ortalık. Allah muhafaza eylesin. O yüzden sünnet-i Resulullah'a uyacak o kimsenin yolu. Sünnet-i Resulullah'a uyacak. İnancıyla, yaşantısıyla, felsefesiyle sünnet-i Resulullah'a uyacak. Haramlardan uzak duracak. Allah yolcusu haramlardan uzak duracak. Allah yolcusu haram konuşmayacak. Allah yolcusu haram işlemeyecek. Allah yolcusu helal dairede yaşayacak. Allah yolcusu aldatmayacak, kandırmayacak. Hüplemeyecek Allah yolcusu. Allah yolcusunun evinde milyon dolarlar olmaz. Allah yolcusunun evinde tıka basa para olmaz. Allah yolcusunda şan şöhret şatafat olmaz. Allah yolcusu. Allah yolcusu bu tekrar. Tasavvuf bu, sufilik bu. Allah bizi Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem duasında Ya Rabbi nefsimi, işimi sana havale ediyorum buyuruyor. Ben bu duayı ederken günahlarım aklıma geliyor ve edemiyorum. Bu duayı yapmak için kişinin belli bir halde mi olması gerekir? Nefsi ve işini Allah'a havale etmek ne demek? Bu seyri sülükün son noktasında yapılacak olan duadır. Hani Hazreti Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri isterken ölçülü isteder. İsterken ölçülü ister. İsterken haddini bil. İsterken haddini bil, dengini bil. İsterken ona göre ister. Saman çöpünün dağı kaldırmayı istemesi gülünç bir şey. İsterken ölçülü isteyecek insan. Dua ederken de haddini bilecek. Nefsimi de işimi de sana havale ettim dediğinde işin de nefsin de bozulursa ne yapacaksın sonra? Kaldıramazsan ne yapacaksın? Alıverirse elinden paranı, pulunu, malını, mülkünü. Alıverirse elinden eşini, çocuğunu. Alıverirse elinden sağlığını. Allah muhafaza eylesin. Sen yerdekilerin ve göktekilerin şerrinden sana sığınırım ben. Sen bela ve musibetlerden sana sığınırım da. Beni hayırlarla donat da. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma da. Sen Ya Rabbi bana dünyada da ahirette de iyilikler nasip eyle de. Dünyada da ahirette de bana bereket, ihsan, lütuf ihsan eyle de. Dünyada da ahirette de bize kolaylıklar nasip eyle de. Bize lazım olan o. Allah bizi o muhafaza eylesin inşallah. Otopsi yapan günahı işlemiş olur mu? Olmaz. İçinden oku demişsin ama ben dışından okuyacağım. Benim bir ricam olacak, sorumu içinizden okursanız sevinirim. Benim bir arkadaşım sizin mürşit mi yoksa mürşidi kamil
olduğunuzu sordu. Ben de mürşidi kamil dedim. Cevabım doğru mudur efendim demiş. Biz hiçbir şey değiliz. Askere gideceğim Mayıs'ta. Terörün bol olduğu zaman da çok korkuyorum. Dualarınızı bekliyoruz. Vatan için ölmekten korkmayın. Gizli şirk nedir? Gösteriştir. Riyadır. İçi dışı ayrı olmaktır. İbadetleri başkası için yapmaktır. Başkası beğensin diye yapmaktır. Allah için yaşamayan insan gizli şirktedir. Allah için yaşamamaktır gizli şirk. Akıl ile vahiy arasında fark nedir? Akıl insana aittir. Bu manada insan söz konusu. Vahiy Allah'a aittir. Vahiy bu noktada akla hitap eder. Zeka nedir demiş. O felsefe nedir? Neden büyük sufilerin vazgeçilmezlerinden biridir felsefe? Felsefe büyük sufilerin vazgeçilmezlerinden değil. Kabir aleminde özden var mıdır? Burada özden varsa orada da vardır. Burada özden yoktur. O zaman o da yoktur. Sufileri anlatıyor. Devam ediyoruz. Sülemi'nin risalesinden. Onlar yani Sufiler dünyadan tamamen yüz çevirdiler. Dünyadan tamamen yüz çevirmek burada dünyayı terk etmek değil. Dünya sevgisinden yüzünü çevirmek. Dünyayı sevmemek. Dünyaya aşık olmamak. Dünyaya tapmamak. Dünyayı bu noktada kendisine Rab edinmemek. Dünyayı kendisine hedef koymamak. Dünyadan ancak şeriatın tersine müsaade etmediği ölçüde bir şey aldılar. Avretlerini örtecektir elbise. Farzları yapmaya güç verecek miktarda gıda aldılar. Dünyadan az miktarda bir şey almayı, ondan yüz çevirmeyi şiar edindiklerinden dolayı onlara fukara adı verildi. Yüce Allah buyurdu ki Allah yolunda kuşatılan o fakirler ki Bakara suresi. Allah yolunda kuşatılan o fakirler. Onların seçtikleri, rahatlandırıldıkları fakir basit yoksulluk değil. Yani o sufiler fukara bir hayat tercih ediyorlar. Fukara bir hayat yaşıyorlar. Fukara hayat burada o kimselerin basit yoksullukları değil. Kimisi bu fukaralığı basit yoksulluk olarak görmüş. Ve fukaraların da bu sufilerin de bu basit yoksulluk göründükleri veyahut da öyle tevazu ettiklerinden ve dışarıdan da öyle görünmek istediklerinden bir kısım ahmaklar onları basit görürler. Bir kısım aklı yetmeyenler, bir kısım akılsızlar sufileri bakınca onu bir şeye benzetmezler. Sufilere bakınca onları çok nazar itibar almazlar. Sufilere bakarlar, onları tepeden bakarlar. Bir kısım sufiler o tepeden bakanlara cevap olsun diye onların ahlak ve edeplerini bu noktada kendi yüzlerine göstermek için onlar da onlara tepeden baktığı görülmüş. Kibirlenene kibirleniniz. Ama bir kısım sufiler de bunlar dünya hayatında bunların bu edepsizliklerine ben de uğraşmayayım, bunlarla bulaşmayayım diye
hiç istimlerini bozmayanlar da oldu. Bunların fukaralığı bütün kainattan yoksul olma. Kainatı tamamen terk etmektir. Ta ki yoksulluğu kainatı yaratana olsun. Yani bu insanlar kainatı sevmekten kainatla uğraşmayı terk ederler ki yaratanla uğraşalım diye. Yaratanla alışverişe girelim diye. Bir ilim ehli vardır. O ilim ehli kainata bakaraktan Allah'ın sıfatlarının tecelliyatını seyrederekten Allah'a ulaşmaya çalışır. Ve işte çiçeklerin yeniden doğuşunu, çiçeklerin yeniden açışını, yeniden ağacın meyve verişini, yeniden toprakların neşü neva edip bitkilerle donatılmasına bakaraktan Allah'a ulaşmayı diler. Oysa sufiler kainatı görmeyerekten, kainatı hiçe sayaraktan, kainatın içerisindeki tecelliyata bakmadan sırf zatullahla uğraşmak için Allah'ı zikrederler ki o kainatla uğraşmazlar. Hani tefekkür etmek vardır ya, tefekkür etmek, yani kainata bakaraktan, Allah'ın sıfatlarının tecelliyatına bakaraktan Allah'ın varlığını, birliğine, Allah'ın vahdetine ulaşmaktır. Oysa tefekkürden daha üstündür Allah'ın zikir. Sufiler ise direkt Allah'ın zikirle uğraşırlar. Tefekkür etmekle fazla uğraşmazlar. Bu su nereden geldi diye tefekkür etmezler. Direkt derler ki suyu gönderen Rabbimdir, Allah'ı başlarlar zikretmeye. Oysa suyun yolunu çizer alimler. İşte der ki okyanustan kalktı, orada buharlaştı, bulut oldu, Cenab-ı Hak ona rüzgar verdi, rüzgar vererekten Cenab-ı Hak bulutları dağıttı, işte geldi Türkiye'nin üzerine, burada bir daha hava değişimi yaptı, bulut biraz daha hava değişimine uğrayınca yağmur haline geldi, buludağın tepesine yağdı, yaprakların üzerine yağdı, ağaçların üzerine yağdı, oradan dereler oldu, ırmaklar oldu, baraja geldi, barajdan pompalarla, işte borularla, tali merkezlere geldi. Oradaki tali merkezlerden tekrar çeşmeye geldi. Çeşmeden birisi kalktı. Bir bardak suyu kattı, buraya getirdi. O suyun buraya gelmesinde bardağı yapanda, bardağın teşkilatında, suyun teşkilatında bir düşündüğünde tefekkür üzerine tefekkür, tefekkür üzerine tefekkür. Suyun gelişini düşündüğünde o kimse suda kar kurup gidecek. Tefekkür. Sufi direkt hedefe ulaşandır. Der ki çayı Allah gönderdi. O Rize'deki dağlarla uğraşmaz. Yok Karadeniz'deki çay bahçeleriyle uğraşmaz. Der ki bunu gönderen Rabbim. Cenab-ı Hak sana hamd ediyorum. Zikir tefekkürden üstündür. Ve o yüzden sufiler diye kainatı yaratanla uğraşırlar. Yalnız Allah'a muhtaç olsun, başka bir şeye ihtiyacı bulunmasın isterler. Sufiler fukaralıklarını Allah'adır fukaralıkları. Allah'a fukaralıklardır. Derler ki Rabbim sana muhtaçız. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz. Ancak senden isteriz. Sen ayet-i kerimede buyurdun ki hepiniz de fukarasınız. Allah ganidir. İşte hepiniz de fukarasınız ayet-i kerimesini sufi kendisine göre. Der ki ben fukarayım. Allah gani. Üzerinde hiçbir mal varlığını görmez. Üzerinde hiçbir kendi üzerine olan hiçbir şeyi kendini görmez. Der ki hepsinde Rabbim verdi. Hepsinde Rabbimin. Hepsinde Rabbimin lütfu, ikramı, ihsanı. Ya Rabbi sana muhtacım. Ya Rabbi sana elimi açarım. Ya Rabbi senden isterim. Sana dilenirim. Senin fukaranım, senin garibinim. Senin kimsesizim der. Allah'a yaslanır. İnsanın bir şeye ihtiyacı olduğu zaman onu elde edince ihtiyacı kalkar.
Allah'tan başka bir şeyle zenginlik isteyen kimse kötü bir zenginlik içindedir. Sufileri haktan başka bir şey zengin etmez. Çünkü onların ondan başkasına ihtiyacı yoktur. Onlar yalnız Allah ile zengin olurlar. Bundan dolayıdır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik neredeyse küfür olacak demiştir. Yani Allah'tan başkasına ihtiyaç neredeyse küfür olacak demiştir. Mana itibariyle halbuki zahir olarak bakarsanız fakirlik öyle bir noktaya gelir. Öyle bir noktaya gelir. İnsanlar bulacak hiçbir şey bulamaz ve isyan ederler. Bu da hadis-i şerifin başka manası. O zaman küfür noktasına gelir. Allah muhafaza eylesin. Ama burada fakirlik neredeyse küfür olacak hadis-i şerifini. Allah'tan başka bir şey istemeyi küfür olarak görmüşler. Allah'tan başka hiç kimseden hiçbir şey istemek yok. Hani Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh hazretleri der ya, ben arkadaşıma bir söz verdim. Arkadaşıma verdiğim söz şu: hiçbir kimseden hiçbir şey istememeye bana söz ver, ben de sana cenneti söz vereyim. Mübarek Hazreti Ebubekir Efendimiz elinden kırbacı düştüğünde devesini çökertip kırbacını kendisi almış. Demişler ki ya Emir el-Müminin, bize söyleseydin biz size verseydik. Demiş ki ben hem arkadaşım hem dostum hem de peygamberim olan Muhammed Mustafa'ya böyle bir söz verdim. Allah'tan başka hiçbir şeyden, hiçbir kimseden hiçbir şey istemem. Sufiliğin adabıdır. O Allah'a elini açar, Allah'tan ister. Gerçek fakir başkasına değil, yalnız ona muhtaç olandır. Fakirlik zenginliğin zıddıdır. Yüce Allah kendisini zenginlikle, kullarını da fakirlikle nitelendirmiştir. Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Zengin ve ölmüş olan Allah'tır. Allah bizi o fakirlerden eylesin. Allah bizi bu sufilerden eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an ve sünnete tabi olup Kur'an ve sünnet ışığı ve sayesinde Allah'a koşanlardan eylesin. Âlemennâhu. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Lâ Hamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ve Selavat.